Benim size paylaşacağım konu broşür konusu. Broşür hakkında size biraz bilgi vereceğim. Nasıl? Şimdiden beni dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Öşür, kelime anlamı itibariyle Arapça aşara kökünden gelmektedir. Öşür, onda bir demektir. Dini bir kavram olarak ise zirai mahsullerden alınan vergi veya zekata denir. Ayrıca bu kavram onda bir zekatlar oranında alınarak gümrük vergisi içinde kullanılmıştır. Odun, kamış, şeker kamış hariç ve ottan başka topraktan elde edilen her türlü ürünün nisap miktarına ulaşması halinde zekatının verilmesi gerekir. İslam, zekat yükümlülüğünü getirirken bazı arazi mahsullerinden alınacak zekat miktarının da belirlemiş ve buna öşür adını vermiştir. Evet, öşür vergisi daha sonra mülk arazisinin ve bir çeşidine ad olmuş ve Müslümanların elindeki öşre tabi arazi, öşür arazisi denmiştir. Öşür vergisi kitap, sünnet ve icma delillerine dayanır. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkarttıklarımızdan sarf edin. Bir hadiste ise şöyle buyurulmaktadır. Toprağın bitirdiği mahsulde onda bir veya yirmide bir zekat vardır. Öşür yükümlüsünün Müslüman olması gerekir. Gayrimüslimlerden öşür vergisi alınmaz. Mümeyyiz ve gayrimümeyyiz küçüklerle akıl hastalarının ürünleri de arazi, öşür arazisi olunca öşre tabidir. Çünkü öşür bir ibadet olmaktan çok nimetin külfeti olarak sayılmaktadır. Öşrü kısaca bu şekilde açıkladıktan sonra öşür ve zekat hep birbirine karıştırılmaktadır. Ve bunun arasındaki farklarını size şöyle söylemek mümkündür. Öşür ile zekat birbirinin yerine kullanılmış kelimeler olsa da birbirinden farklı kavramlar demektir. Öşür malın onda biridir, zekat ise malın kırkta biridir. Öşür mahsul çıkar çıkmaz verilir, zekat ise üzerinden bir senenin geçmesi gerekir. Yani öşür maldan malı hasat ettiniz, üzerinden zaman geçmeden bir vergi olarak verilmesi gerekir. Zekat ise üzerinden bir yıl geçtikten sonra verilir. Sonra eklemek gereken öşürü millet verir, devlet alır, zekatı ise zengin verir, fakir alır. Zengin veya fakir malı olan herkesin devlete öşür vermesi mecburidir. Şimdi öşürün kaldırıldığı tarihe gelelim. Yani 1925'e Cumhuriyet'in ilanından sonraki tarih öşürün kaldırılmasının icap ettiği tarihtir. Atatürk devletçilik politikasıyla halka ağır geldiğini benimseyerek, bunu ifade ederek köylü milletin efendisidir diye öşür vergisini kaldırmıştır 1925 tarihinde. Bir sonra bu tarihten sonra öşür kaldırılıyor, yerine vergi konuluyor. Şöyle bir şey daha ekleyelim. Öşürü devlet zorla alabilir. Bu geçmiş tarihimizden belli. Hani bildiğimiz, okuduğumuz Osmanlı tarihinde, ondan önce İslam tarihinde bu kayıtlarda mevcuttur. Öşürü bir vatandaş malını tahsil ettikten sonra kendi rızasıyla vermediği sürece devlet bunu zorla alabiliyor. Öşür de devlet bunu zorla aldıktan sonra ne yapıyor diye bir soru soracak olursak, kendi ihtiyaçları için, en temel ihtiyaç olan ordunun ihtiyacı için kullanabiliyor şeyi, öşürü. Zekatı ise daha çok fakirlere yardımda kullanılıyor. Son olarak da öşür toplandığında ordu için harcanıyor dedik. Öşürü toplayana da amin denilir.